Karşımızda 5 tane 3 boyutlu şekil var. Burada da 5 tane isim verilmiş. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu durdurmanızı bu şekillerden hangisinin bir kare piramit, hangisinin dikdörtgenler prizması, hangisinin üçgen prizma, hangisinin küre ve hangisinin de silindir olduğunu bulmanızı istiyorum. Bu arada bu şekiller son derece önemli çünkü başka derslerinizde de karşınıza çıkacaklar. Biz isterseniz buradaki sırayla gidelim ve önce bunlardan hangisinin kare piramit olduğunu bulmaya çalışalım. Buradaki şekil bir piramide benziyor, öyle değil mi? Mısır piramitlerini getirin gözünüzün önüne. Ve bir şeklin kare piramit olması için tabanının kare olması gerekir. Şu şekli boyayabilecek miyim bir bakayım. Evet, gördüğünüz gibi bu şeklin tabanı bir kare. Eğer üçgen piramit olsaydı tabanının sadece üç kenarı olması gerekirdi. Şimdi şunu hemen keseyim ve buraya sürükleyeyim. Evet, bu şekil bir kare piramittir. Sırada dikdörtgenler prizması var. Prizma da üç boyutlu bir şekildir. Dikdörtgenler prizması dendiği için bir bakalım aradığımız şeklin dikdörtgenle bir alakası olmalı. Buradaki şeklin bütün yüzeyleri dikdörtgen. Görüyorsunuz değil mi? İşte size bir dikdörtgenler prizması. Bunu da buraya taşıyalım. Evet, üçgen prizma. İlginç. Buradaki şekle bakacak olursak üstteki ve alttaki yüzlerinin birer üçgen olduğunu görürüz. Aradaki yüzler her ne kadar dikdörtgen olsa da bu bir üçgen prizmadır. Piramitte üçgen olan yüzlerin hepsi bir noktada birleşir ama prizmada karşılıklı yüzlerin ikisi de aynıdır. Bu arada bu şekilleri hep bu halleriyle değil, farklı pozisyonlarda da göreceksiniz. Zaman zaman bu yüzleri üzerinde duracaklar, zaman zaman da farklı yüzleri üzerinde. Peki, nerede kaldık? Bu bir üçgen prizmadır dedik, değil mi? Tamam, taşıyorum. Geriye küre ve silindir kaldı. Bunlardan hangisi bir küre dersiniz? Küre dendiğinde benim aklıma dünyanın şekli geliyor. O halde küre olan budur, değil mi? Bunu da buraya taşıyalım. Evet, küre. Son olarak buradaki kupa bardağına benzeyen şekilde bir silindirdir. Hele ki içinde sıcacık kahvede varsa lezzetli bir silindirden bahsediyoruz demektir. Bunu da hemen bunun altına taşıyorum. İşte bu kadar. Dikkat ettiniz değil mi? Silindir karşılıklı yüzleri daire olan bir şekildir. Üçgen prizma gibi. Ama karşılıklı kenarlar üçgen yerine daire. Yani silindir de aslında bir prizma.